Hepinize selam, ben Aydın. Bu videomda çalışma masam için ışık yapıyoruz. Elimde daha önceki projem için yaptığım bu şekilde LED aydınlatmalar var. Bunların LED'lerinden faydalanacağım. Projeme LED'leri sökerek başlayacağım. Evet, LED'leri sökmem biraz zamanımı alsa da bunu yapabildim. Şimdi ise bu LED'lerimin bacaklarını düzeltip çalışıp çalışmadıklarını test edeceğim. Siz de test etmek için LED'lerin uzun bacağına artı, kısa bacağına ise eksi 3 volt verebilirsiniz. Bu LED'im çalışıyor. Evet, bir adet bozuk LED buldum. Bunu diğerlerinden ayıracağım. Evet, LED'lerimi kontrol ettim. Çalışan ve bozuk olarak ayırdım. Gördüğünüz gibi bayağı bozuk var. Bunları önceden kontrol etmenizde sizin de fayda var. Şimdi ise LED'lerimin yamuk olan bacaklarını düzelteceğim. LED'lerin bacaklarını düzeltme işlemini de bitirdim. LED'lerimi sırayla dizebilmek için 3 boyutlu yazıcıdan bu tarz bir parça çizip bastırdım. LED'lerimi bu şekilde dizdikten sonra ikisinin arasına kablo koymamak için bacaklarını yamultacağım. Bacaklarını eşit uzunlukta yamultabilmek için cımbızı kullanacağım. Bacaklarını yamultmam sayesinde aralara kablo kullanmam gerekmedi. Evet, gördüğünüz gibi bir tane LED'im çalışmasa bile paralel bağlı olduğu için diğerleri çalışacak. Evet, tüm LED'lerimi yerleştirdim. Bu noktada size verebileceğim bir tavsiye. Bir sıra bitirdikten sonra muhakkak test edin. Çünkü bazen LED'in ters polarize etmiş olabilirsiniz ya da gözünüzden kaçmış o LED bozuk olmuş olabilir. Zira ben böyle sorunlarla karşılaştım. Kablolama işleminden önce bunları muhakkak kontrol edin. Ben bu LED'lerimi 12 voltlu çalıştırmak istiyorum. Fakat LED'lerim 3 voltluk. Bunun için bir direnç kullanmak yerine 4 tane LED'i seri bağlayacağım. Bunlar toplamda 12 volt oluşturacak. Bir tanesini diğerlerine paralel bağlayarak 12 voltla çalışmalarını sağlayacağım. Voltajımı giriş ve çıkış olarak belirledim. Şimdi bunların aralarını LED'lerin uzun kalan bacaklarındaki fazlalıklarla bu şekilde lehimleyeceğim. Kısa devre yapmadıklarından emin olduktan sonra şimdi deneyeceğim.
Fakat bu sefer 3 volt değil, 12 volt veriyorum. Evet, ledlerim gayet güzel çalıştı. Fakat buradaki şeride bağlamadım. Bunu da buradan herhangi bir tanesine paralel olarak bağlayacağım. Buradaki son şerit ledimi de bağladım. Şimdi tekrardan bir test ediyorum. Evet, kısa bir problemin ardından bu şekilde ikisini birbirine paralel bağlayabildim. Şimdi bir deneyelim. Evet, şu an çok yüksek bir ışık altında olduğu için çok fazla size nasıl gösterebilirim bilmiyorum ama gayet güzel bir parlaklığı var. Etraftaki ışıkları kapatıp bir de böyle deneyeceğim. Beklediğimden daha iyi bir sonuç verdiğini söylemem gerek ve ben bundan 2 tane kullanmayı planlıyorum. Arkasındaki bu devrelerin kısa devre yapmaması için 3 boyutlu yazıcıdan yine bu tarz bir parça tasarlayıp bunu bastırdım. Şimdi bunu 4 tane vida vasıtasıyla bu arka plakasına sabitleyeceğim. Buradaki ledin bacakları şuralara takıldığı için bunu istediğim gibi kapatamıyorum. Şimdi buradaki bacakları kesip yerine kablo çekeceğim. Bu işlemi 4 köşe içinde yapacağım. Evet, şu an istediğim gibi yerine oturdu. Buradaki çıkıntıları kaldırmamamın sebebi ise şuradaki vida deliğinin baskı esnasında çok zayıf çıkmamasını sağlamaktı. Buraları takıldı. Fakat bunları dediğim gibi kolay, kısa kablolarla yerlerine çok rahat takabilirim. Evet, lehimleme işlemlerim tamam. Şimdi bunu yerine kapatıp buralardan vidalayacağım. Fakat bunu yapmadan önce kablosuna bir düğme atmak istiyorum ki dışarıdan çekildiği zaman ek yerlerinden kopmasın. Düğümü de attıktan sonra artık yerine takabilirim. Fakat vidalarını sıkmadan önce herhangi bir problem var mı diye kontrol etmek istiyorum. Tüm ledlerim çalışıyor. Led aydınlatmamı duvara monte edebilmek için de 3 boyutlu yazıcıdan çeşitli parçalar bastım. İstediğim yere rahat monte edip çıkartabilmek için de aksiyon kameralarında kullanılan bu sistemin aynısını 3 boyutlu yazıcıdan bastırdım. Tüm bu parçaları bir araya getirebilmek için metrik 5 20 milim civata ve kapalı bir somun kullanacağım. Tasarladığım vida başı geniş olduğu için şuradaki mekanizmada kullanamadım. Onun yerine bu şekilde daha uzunluğunu tasarladım. Bunun içinde ise 40 milimlik civata var. LED ışığımı artık istediğim uzaklığa ayarlayabilirim. İstediğim yönü ayarlayabilmek için de bu tarz hareketli bir parça bastırdım. Bu iki parçayı ise metrik 5 bir civata ile birbirine sabitleyeceğim. Bu ortadaki civata sayesinde istediğim yöne bu şekilde çevirmem mümkün olacak.
Artık LED panelimi yerine takabilirim. Kablolarımın dış görüntüyü bozmasını istemiyorum. Bu yüzden tasarladığım bu uzatma bacakların içine kablo yatakları açtım. Evet, bittiğinde bu şekilde gözükecek fakat kablolar kısa geldi. Şimdi bunları uzatacağım. LED'imin bağlantısını kolay bir şekilde sökebilmek için bu tarz bir tunik konnektör kullanacağım. Bu konnektörü ise burada tasarlamış olduğum yuvaya yerleştireceğim. Evet, güç konnektörlerimi yerine taktım. Ayrıca buradaki kabloları güzel gözükmesi için makaron geçirdim. Bu parçayı da duvara monte ettikten sonra LED'lerimi parlaklığını ayarlayabilmek için basit bir güç devresi de yapacağım. Çalışma ışığımı monte etmek için de en uygun konumun burası olduğuna karar verdim. Monte etmek için bu vidaları kullanacağım. Sanırım buradaki yazı 8. Evet, bu projemin de sonuna geldim. Sizin de atölyenizde böyle bir şeye ihtiyacınız varsa buradaki LED sayısını istediğiniz gibi arttırıp azaltmanız mümkün. Video bitirmeden hızlıca parlaklığını size göstermek istiyorum. Evet, çevremdeki diğer ışıkları kapattım ki sağladığı ışığı siz de çok rahat görebilin. Evet, bir projemin daha sonuna geldik. Bir sonraki projemde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.